ölçek. Dağlık alan, bir bölgenin dağlık alanında bir krallık var. Ovalık alanda bir krallık var. Öyle olunca ele geçirdiği krallık sayısı da artıyor. Bunlardan bir tanesi de Valerima. Şimdi isim benzerliğinden dolayı Hillerima'nın Valerima olduğunu herkes söylüyor idi. Ama gerçekten burada mıydı onu bilmiyorum. Çünkü o dönemin burada olduğunu belgeleyebilmeniz için bulgu lazım. İşte biz de bunu karşıdaki tepede bulduk. Asarcık Tepe dediğimiz noktada yapmış olduğumuz 2022 yılı çalışmalarında tam da o Hitit krallarının sefer yaptığı sıralara ait çanak çömlek parçalarıyla karşılaştık ve dolayısıyla gönül rahatlığıyla sonraki dönemlerde Hillerima olarak bilinen yerin aynı zamanda Valerima olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu açıdan çok kıymetli. Çünkü arkeolojide ve tarihçiler arasında şöyle bir şey çok fazladır. Antik metinlerde adı bilinen bir yer bugün neresi? Yani lokasyon meselesi. Çok şey, şimdi Knidos'ta sorun yok. Bir sürü antik çağ yazarı anlatıyor, diyor şuradan gidersen diyor, şu kadar stadyum uzaklıkta diyor, liman kenti olan şuraya varırsın diyor. Ama bizim buralar içeride kaldığı için de bu ilk çağlarda da böyle. Ana merkezlerin biraz uzağındaki yerler daha az anlatılıyor. Helenistik ve Roma dönemi yazarları bundan bir bahsetmiyor mesela. Çünkü adam gemiyle seyahat ediyor ya da